Günlük olta balıkları, canlı balık. Halkın en büyük uğrak noktalarından olan Halk Bahçesi'ndeyiz. Işık olmadığı için elektrik, o çağın insanları bunu keşfetmiş, aynayı. Burası gerçekten manzarası güzel bir yer. Merhaba dostlar. Bugün Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'nin kalbinde tam Truva Atı'nın olduğu yerdeyiz. Hazırsanız bugün Çanakkale'yi birlikte gezeceğiz. Merkezdeki kordondayım şu anda. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olduğu için genç nüfusun yoğun olduğu bir il. Özellikle sahilde, kordonda kafeler, işte çay bahçeleri çokça bulunur. Günlük olta balıkları, canlı balık. Hazır olur falan. Ben yeniliyorum ben herhalde. Haberin olsun yani. Tamam mı? Buradaki belediyecilik anlayışı biraz daha böyle halkı düşünerek parklara, yeşil alanlara biraz daha fazlaca yapmış. Şimdi biz de halkın en büyük uğrak noktalarından olan Halk Bahçesi'ndeyiz. Gerçekten insanına önem veren bir anlayış var burada. Çanakkale merkezdeki Demircioğlu Caddesi. Burası Çanakkale'nin merkezi. Hemen biraz önce uğradığımız park da şurası. Buradan yürüyerek iskeleye gidebiliyorsunuz. Çanakkale'deki en meşhur şeylerden biri peynir helvası. Biz de sıraya girdik. Biraz sonra peynir helvasına tadına bakacağız. Anne, bu tatlı mı? Güzelmiş. Hafif şekerli. Şeker oranı gayet güzel, değil mi? Buralar mükemmel. Türkülere konu olmuş meşhur Aynalı Çarşı'dayız. Bu Aynalı Çarşı'da hediyelik eşyalar satılıyor. Şimdi biz de Aynalı Çarşı'yı gezeceğiz. Hadi. Ne haber? Ne aldın sen? Kurbağanın heykeli. Aynalı Çarşı dillere destan olmuş. Kıymeti çok büyük. Aşağı yukarı 1889 yolunda İlyon adında bir Yahudi onarmış, tamiratmış ama bunun geçmişi var. Yani geçmişi nedir? Evliya Çelebi bu çarşıyı kervansaray olarak anlatıyor. Anadolu'dan gelen misafirler Avrupa'ya geçmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanırlar. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ya dinlerini yaymak üzere buradan geçerlermiş. Ama konaklama noktası burasıymış. Işık olmadığı için elektrik, o çağın insanları bunu keşfetmiş, aynayı. Evet. Kubbelerine, tavanlarına ayna yapmışlar. Aydınlatmışlar buraya.
hoşuna gitmiş Osmanlı'da daha sonra. Efendim, biz de aynaya böyle atlara yapmışız, eşeklere yapmışız, sevgililere ayna vermişiz, ayna yapmışız. Dolayısıyla ayna bir buranın şamdanı olmuş. Nereye geliyorsun? Aynalı Çarşı'dan geliyor. Ondan Aynalı Çarşı ismi oradan geliyor. Aynadan geliyor isimleri. Evet. Onun için anladım. Teşekkür çok ederim. Olur. Ben teşekkür ederim. Türkiye'ye ve biz dinleyenleri Çanakkale'ye davet ediyoruz. Çanakkale Seramik Müzesi. Bir dolu testi Çanakkale içinde bir dolu testi. Hamamlarda kullanılan seramikten yapılmış taslar. Deniz Müzesi'nin önündeyiz şu anda. Pandemi dolayısıyla kapalı olduğu için dışarıdan çekiyoruz arkadaşlar. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan toplar bu Deniz Müzesi'nde sergileniyor. Burada temsilen bir tane topu şöyle yakından göstereyim size. Şimdi Saat Kulesi'nin olduğu yerdeyiz. Burası da Çanakkale'nin en bilindik yerlerinden birisi. Sultan II. Abdülhamit döneminde bu yapılan bir kuleymiş. Aynı zamanda bir tarafında çeşme var. Şöyle göstereyim. Buradan bilet alıyorsunuz hemen iskelenin olduğu yerden. Ve biniyorsunuz yaklaşık 10-15 dakikalık bir sürede karşıya geçmiş oluyorsunuz. Kilitbayır Kalesi'ni ziyaret edeceğiz şimdi. Şimdi gemiye bindik. Kalkmasını bekliyoruz. Çanakkale merkezden Kilitbahir'e geldik. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuk sürdü. Kilitbahir'de indiğinizde hemen 500 metre ilerisinde bu tarihi yapıya geliyorsunuz. Kilitbahir Kalesi. Bu kale Osmanlı zamanında kurulmuş yonca biçiminde bir kale. Kilitbahir denmesinin nedeni boğazın en dar noktasında kilit anlamı taşıyan yer burası. Aynı zamanda bu kalenin karşı tarafında da buna benzer bir kale daha var. Buradan boğazı kontrol etmek için Osmanlı zamanında yapılan bir kale. İç kısmında bakım olduğundan dolayı çekime izin vermediler. Biz de dışarıdan sizlere boğazın manzarasını size göstereceğim. Kilitbahir Kültür Sanat Merkezi'nin önceki hali. Bu da şimdiki hali. Gayet güzel bir restore edilmiş bir yapı. Kalenin olduğu yerden ayrıldık. İçeride bir çay içeceğiz, mola vereceğiz. Burası gerçekten manzarası güzel bir yer. Sıra sütler.
aslan yiğitler. Of gençliğime eyvah. Altında yatıyor aslan yiğitler. Of gençliğime. Arkadaşlar hemen Kilitbayır Kalesi'nin üst tarafında Cahidi Ahmet Efendi Türbesi'nin olduğu yerdeyiz. Buradan görmüş olduğunuz gibi Kilitbayır Boğazı'nın yani Çanakkale Boğazı'nın en dar noktasını kuş bakışı görebiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, babamın kanalına hoş geldiniz. Babamın kanalına aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana mı çiçek? Evet. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Çanakkale gezimizin sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından fikirlerinizi de iletirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın dostlar. Görüşmek üzere.